Geriye doğru atam, atalarım yok. O toprakları bir süreliğine idare etmiş kişiler topluluğu. Zafer kazananlar var, reformlar yapanlar var, ihanet eden var, yiyen var, af buyurun içine eden var. Hepsi var. Hiçbirine kutsiyet ifa etmeden anlamaya çalışıyorum. Ve bu çizgiye gelmem hayli zaman aldı. Kahramanlık destanlarıyla büyüdük. Bizde yenilgi yoktur. Yağma talan asla. Kölelik, zulüm, işkence, katliam ne münasebet. Oysa hepsi vardır. Osmanlı'nın son asrı hüsrandır mesela. 93 harbini kaybedince Ruslar İstanbul'a dayanmış, İngilizler sayesinde kotarılan Ayas-Stefanos anlaşmasıyla devlet yok olmanın eşiğinden dönmüştür. Yine Balkan savaşlarında ordunun durumu berbattır. Birkaç ayda kaybedilmiştir. O dönem anlatılan kahramanlık edebiyatı bugünden geri değildir yani. Kaybeden idareciler her netameli işe bir öykü bulmakta hayli mahirdir. Gerçi hep öyle olmamış mıdır? Türklerin tarihi masallarla doludur. Bunda sağ sol, tarihçi, ideolog fark etmez, şair, yazar, gazeteci güruhunun katkısı muazzamdır. Üzerine inşa edilen yapı çürüktür. Mirasçıları bunu çok iyi bildikleri için telaştalar. Amaç ortak olunca Ankara'da dümende kimin olduğu ikinci plana atılıyor. Şu son Ermeni soykırımı gündemi turnusol oldu. Bir avuç insan kirli ve karanlık geçmişiyle hesaplaşma kavgası verirken yığınlar Ankara'nın resmi tezlerinin yanında hizalandı. Dersimiz tarih değil. Okur araştırırsınız. Öteden beri yakın tarihe merakım var. Her geçen yıl deştikçe bambaşka hakikatlerle yüzleşiyorum. Son yıllarda okuduğum hatıratın, gördüğüm evrakın dönüp dolaşıp göze soktuğu önerme şu. 1908'de ikinci meşrutiyetle gücünü gösteren ihtiyatçılar o gün bugündür egemen. %100 bir katiyetle diyebilirim ki Ermeni tehciri Ankara'nın ve resmi tarihçilerin anlattığının aksine 1915 yıllarında ortaya çıkan güvenlik riskleri dolayısıyla savaş koşullarında hızla karar verilip uygulanmış bir tedbir değildir. İddiaçıların egemen olmasıyla uygulamaya koydukları etnik temizliğin ana halkasıdır. Rumlar, Yahudiler buna dahildir. Aleviler sonrasında Kürtler nasibini almıştır. Anadolu gayrimüslimlerden arındırılmış, Türk-Sünni İslam sentezine itaat edene hayat hakkı tanınmış, biat etmeyen ağır bedel ödemiştir. Yağma ve talansa öteden beri temel devlet esaslarından biridir yani. Ganimet kültürüyle çok da güzel izah edilir. Murat Bardakçı 2008'de Ermeni tehcirinin mimarı Talat Paşa'nın Evrak-ı Metrukesini yayınladı. Kitabın 108. sayfasındaki belgeye göre 8-9 aya yayılan tehcirin sonunda kayıp Ermeni nüfusu 972.246'dır. Bir asır sonra bugün Anadolu'da Ermeni nüfusu on binlerle ifade ediliyor. Resmi tarihçiler çok sıkıştığında merkezin imha veya katliam talimatı yoktu diyor. Oysa talimat olsun olmasın Ermeni tehciri sonuçları itibariyle soykırımdır. Bu devlet şu yıllarda yaşanan olayları da yarın inkar eder, merkezin böyle bir talimatı yoktu der. Bugüne kadar katlettiği canların hesabını vermediği gibi mallarını da iade etmedi. Bu devran böyle gitmez yalnız. Ankara'nın ve asrı aşan nobranlığın telaşı bundan.